Eskişehir'e bir dizi ziyaret için gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ilk olarak Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Burada yapılan toplantı akabinde Bakan Yardımcısı Büyükdede basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Covid-19 mücadele sürecinde Türkiye sanayisinin önemli başarılar altına imza attığını belirten Bakan Yardımcısı, bizim solunum cihazlarında paydaşlarla beraber şu anda eriştiğimiz nokta, o zaman bir hedef konulmuştu. 5000 solunum cihazına en kısa zamanda ulaşılması diye, şimdi 5000 cihaza ulaşmış durumdayız dedi. Paydaşlarla beraber şu anda eriştiğimiz nokta o zaman bir hedef konulmuştu. 5000 solunum cihazına en kısa zamanda ulaşılması diye. Şimdi 5000 cihaza ulaşılmış durumda. Bu arada bildiğim kadarıyla Brezilya'ya ciddi boyutta ihracatımız da oldu. Buna benzer ihracat yapılan ülkeler ve hibe yapılan ülkelerimiz de oldu. Ama hem paydaşların hem de bakanlığımızın destekleriyle yapılmış olan üretim şu anda koyduğumuz hedef olan 5000 adede erişmiş durumda. Hatta zannediyorum bu cuma günü de o 5000'e ulaşma ile ilgili bir de tören yapacaklar. Onu kutlayacaklar. Fakat şu anda birçok ülkeye hem ihracat olarak hem hibe olarak Türkiye büyük bir başarıyla bu solunum cihazlarını gerçekleştirmiş durumda olduğunu söylemem lazım. Bakan Yardımcısı Büyükdede, Türkiye bu dönemde dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldi şeklinde konuştu. Diğer kurumlarımız hem özel sektör hem kamu sektörü olarak sadece solunum cihazında değil, şu anda özellikle Aselsan birçok sağlık cihazını üretmeye devam ediyor, geliştirmeye devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye bu dönemde belki dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldi. O kadar çabuk bir harekat uygulandı ki biz bu pandemi çıkmaya başlamadan önce piyasaya maske veren 20-25 tane firmamız varken bugün binlerle ifade edilen bir maske üreticisi ülke haline geldik. Ama bu da şu, Türkiye sanayicisinin, Türkiye insanının flexible yapısından gelen ve hemen ayak uydurabilen bir yapıda olmasının getirdiği bir sonuç. O kadar enteresan bir şekilde Çin'le rekabet edebilecek düzeyde maske makineleri üretebilen makine üreticilerimiz de oluşmuş oldu bu vesileyle. Öte yandan yapılan açıklama sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede bir fabrikada gerçekleşecek olan güvenli üretim belgesi törenine katılmak üzere ayrıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede bir dizi ziyaret üzere geldi Eskişehir'de. Bir firmanın buzdolabı işletmesinin almaya hak kazandığı güvenli üretim belgesi teslim törenine katıldı. Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak virüs Türkiye sınırlarına gelmeden önce harekete geçtik dedi. Virüs Türkiye sınırlarına gelmeden önce harekete geçtik. İlk günlerden itibaren üretimin bütün cephelerde faaliyet gösteren sektör meclisleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi odaları ile istişare ettik. Salgının başından itibaren her türlü talep ve öneriye dikkatle inceledik. KOSGEB, TÜBİDAK ve Kalkınma Ajansları kanalıyla özel destek programları açıkladık. Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluklar yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik adımlar atarak yönetici şirketlere, kuluçka firmalarından teknoparklarda yer alan restoran, kafe ve ticari işletmelere 2 ay boyunca kira almamaları konusunda talimat verdik. Bakan Yardımcısı Büyükdede, geliştirdiğimiz yüksek antikorlu plazmayı hasta tedavilerinde kullanıyoruz, tanı kitlerinde nanoteknolojiyi esas alan ve dünyada bir ilk olacak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz müjdesini verdi. Tedavide kullanılan ve daha önce ithal ettiğimiz iki farklı ilacın etken maddelerini artık kendimiz üretebiliyoruz. Virüs proteinlerini çoğaltıp satabiliyoruz. Aşıda geleneksel yöntemler yanında hiçbir ülkenin denemediği yeni teknolojileri deniyoruz.
geliştirdiğimiz yüksek antikorlu plazmayı hasta tedavilerinde kullanıyoruz. Tanı kitlerinde nanoteknolojiye esas alan ve dünyada bir ilk olarak yeni bir ürünü geliştirmeye çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın direktifleri doğrultusunda Türk Standartlar Enstitümüz, Enstitü Başkanımızın da söylediği gibi üretim cephesinde büyük bir özveriyle çalışan emekçilerimiz ve sanayicilerimiz için fabrikalarda uyulması gereken temel kuralları belirledi. Ateş ölçümünden vardiyaların ve servislerin ayarlanmasına, hijyen alanında yapılması gerekenlerden iş sürekliliğinin sağlanmasına varıncaya dek yapılması gerekenleri, gereken tedbirleri üretim tesisleriyle paylaştık. Paydaşlarımızın bu kurallara harfiyen riayet etmesini istedik. Bu kapsamda enstitümüz uzmanları sanayi işletmelerimiz için COVID-19 hijyen, enfeksiyon, önleme ve kontrol kılavuzunu hazırladı. Yapılan konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyük dedi. Fabrika üretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk'e COVID-19 güvenli üretim belgesini takdim etti. Programın ardından Bakan Yardımcısı Büyük dedi kentten ayrıldı.